6, 7, 8, 9, 10. Burada görünürüm. 1, 12, 13, 14. Burada ben varım bebe. He tamam. 18, 19, 20. Aa, burada da sen varsın. İstersen kalabilirsin. Yok yok, ben başka yapayım. Ya. Ben nereye saklansam birisi oluyor orada. Kal burada bebe. Kalmayacağım. Ben kendimi tek başıma saklanacağım, bir yer bulacağım. İyi sen bilirsin ama çabuk ol. Önüm, arkam, sağım, solum sebe. Saklanmayan ebe. Bakalım nereye saklandınız? Sebe! Az kalsın ben sabileyecektim. Benden hızlı koşamazsın. Şimdi öbürlerini bulayım bakalım. Neredesiniz? Şimdi bulacağım sizi. Bakalım bakalım neredesiniz? Aha, buradan bir ses geliyor. Ay. Sanırım şurada biri var. Şimdi sırada Pepe var. Bakalım Pepe nereye saklanmış? Pepe nerede sen biliyor musun Dudu? Çitlerin arkasında biliyorum. Ay bakalım Zeze bulabilecek mi Pepe'yi? Pepe nereye saklanmış? Pepe nereye saklanmış? Yanlış yere gidiyor. Evet. İyi. Hadi çık sobele sobele. İyi. Pepe. Koş Pepe koş. Hadi Pepe hadi. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Sobe sobe. Harikasın Pepe. Ay be, az kalsın yetişiyordum. Ay çok eğlendim. Aferin sana Pepe. Saklanmaç benim en sevdiğim oyun. Benim de. Benim de. Benim de. O zaman bir saklanmaç şarkısı söyleyelim. Hadi. 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 Saklanmaç. Kendine saklanacak bir yer aç. Saklanmaç. Kendine saklanacak bir yer aç. Saklanmaç oynamak çok eğlenceli. Bebe de bizimle saklanmaç oynuyordu değil mi? Evet, onu bulmayı unuttuk. Aa, bunca zaman niye çıkmadı ki? Hala saklanıyor demek ki. Bebe! Bebe! Neredeysen çık kardeşim. Biz seni unuttuk. Oyun bitti. Bebe! 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 Bizi duymuyor galiba. Bebe! Aa, nerede ki bebe? Ay, şimdi hatırladım. Benim yanıma gelmişti saklanırken.
Sonra ben kendime yalnız saklanacağım bir yer bulacağım dedi. Bu tarafa doğru gitti. Ay, ormana doğru mu gitti yani? Çok uzağa gitmemiştir umarım. Hadi arayalım onu. Bebe, bebe. 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 Benim küçük kardeşim ya. Ha? Aa, bu ne? Ha? Yağmur başlıyor. Bebe, bak oyun yapıyorsan çık kardeşim. Yağmur başladı, ıslanacaksın. Gelin gelin, burası kuru. Burası ıslak. Burası kuru. Ay, nasıl da çok yağıyor. Evet, hiç bu kadar çok yağdığını görmemiştim. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. 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 Aa, yağmura daldık, bebeği unuttuk. Aa, doğru ya. Güzel kardeşim, şimdi bir yerlerde ıslanıyor olabilir. Bebeği nasıl bulacağız şimdi? Aa, bak dedem Pepe. Dede. Dede. Pepe. Ne yapıyorsunuz orada evladım bu yağmurda? Bebeği arıyorduk ama yağmur başladı dedi. Bebeği mi arıyorsunuz? Nerede ki bebe? Saklambaç oynarken birden yok oldu. Hay Allah. Yağmur yağması arayacağız ama çok yağıyor. Durun durun. Ha? Size bir şemsiye vereyim ben. Ha? Yakalayın birer tane. Hadi bebe, tut, tut oğlum. Ay, ben yakalayamadım. Kaçıyor bir şemsiye ya. Bu ne biçim şemsiye böyle? Benimki de uçuyor. Yakalayamıyorum. Gel bakayım buraya. Yakala. Ha? Ha? İkisi de sırılsıklam aldı. Öf ya. Ne yaramaz şemsiyesin öyle. Şimdi gösteririm ben sana. Vay be. Tuttum işte. Oh, tutamadım. Ya. Pepe ve Zeze kuru. Ha? Dudu ve Bibi ıslak. Yaşasın. Ha, bebeği bulduk. Bulduk. Yaşasın.
Merhaba Şuşu. Nereye gidiyorsun böyle? Bütün çocuklar Pepe'nin evinde toplanıyoruz bugün. Ha, ne güzel. Oyun mu oynayacaksınız? Oyun da oynuyoruz tabii de. Bir şaşırtı kutlama hazırlayacağız. Ha, şaşırtı mı? Çok merak ettim. Biz de çok merak ediyoruz Şuşu. Ay. Merhaba Keke. Merhaba. Sen de mi pepelere gidiyorsun? Evet Şuşu. Bugün öğle yemeğinde hepimiz pepelerde buluşuyoruz. Şaşırtı kutlaması hazırlayacağız. Biliyorum canım. Çok merak ediyorum şaşırtının ne olduğunu. Ay Şuşu merhaba. Merhaba canım. Çok heyecanlıyım pepelerdeki şaşırtı için. Anlaşılan herkes çok heyecanlı. Öğle yemeği vaktinden önce orada olmamız gerekiyor. Görüşürüz Şuşu. Görüşürüz. Aa Bibi, ne oldu canım sana? Kendimi biraz üzgün hissediyorum Şuşu. Demek kendini üzgün hissediyorsun. Evet Şuşu. Pepe sabah herkesin evine gidip onları öğlen yemeğine çağırmış. Evet. Ama beni çağırmadı. Aa, gerçekten mi? Evet, çağırmadı. Acaba Pepe beni sevmiyor mu Şuşu? Ben onu çok seviyorum da bu yüzden kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bence burada bir yanlışlık var Bibi. Pepe'nin seni çok sevdiğinden eminim ben. O zaman beni neden çağırmamış olabilir? İnan bilmiyorum tatlım. Ama bence unutmuştur herhalde. Seni çağırmadığını fark ettiğinde hemen koşarak gelip çağıracaktır bence. Umarım Şuşu. Oo, hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk Pepe. Çok heyecanlıyız. Evet, gerçekten çok merak ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bebe. Herkes tamam mı? Aa, hayır, biri eksik. Şila gelmemiş. Ama ben sanmıştım ki. Aa, doğru ya, Şila nerede? İşte ben de geldim. Şimdi tamam sanırım. Tamam mıyız? Bu sefer benim eksikliğimi fark edecekler sanırım Şuşu. Ben de öyle düşünüyorum canım. Evet, herkes burada. Hayır, benim yokluğumu fark etmediler Şuşu. Görüyor musun? Demek ki beni hiç de düşündüğüm gibi çok sevmiyorlar. Ay Bibicim. Bibi kendini üzgün hissediyor. Arkadaşları hiç bunu bilmiyor. Bibi hem kırgın hem de çok üzgün. Yüzü bir türlü gülmüyor bugün. Üzgün üzgün Bibi, çok üzgün. Bibi kendini üzgün hissediyor. Arkadaşları hiç bunu bilmiyor. Bibi hem kırgın hem de çok üzgün. Yüzü bir türlü gülmüyor bugün. Üzgün üzgün Bibi, çok üzgün. Gidiyorsun Bibi. Bilmiyorum Şuşu. Biraz daha kalsan bence birazdan senin yokluğunu fark edecekler. Gerçekten fark edecekler mi dersin? Evet evet, ben böyle düşünüyorum. Beraber izleyelim bak. Bir şekilde aa Bibi nerede diyecekler. Sonra da hemen seni arayacaklar. Peki Şuşu, bekleyeceğim biraz daha. Şimdi ne yapacağız Pepe? Aynen anlattığım gibi harika bir yemek hazırlayacağız. Peki pasta? Pastayı nenem yaptı. Tam 4 katlı. Vay! Peki önce bahçeyi süsleyelim mi? Aa, tamam. Çok güzel oldu. Çok. Ne kadar güzel bir pasta bu nene. Yakışır benim oğluma. Ooo, süslemeli pastalı kutlama yapıyorlar. Ama beni çağırmıyorlar. Herkes burada mı bakalım? Yoklama yapacağım. Şimdi benim olmadığımı fark edecekler kesin Şuşu. Bence de. Keke. Burada. Bebe. Burada. Mimi. Burada. Zeze. Burada. Tutu. Burada. Şila. Burada. Dudu. Buradayım. Şimdi beni
söyleyecektin ha? Tamam, herkes burada işte. Birini unutmadın mı Nene? İşte bebenin aklına geldim galiba Şuşu. Galiba canım. Doğru ya. Pepe. İyi bakayım neneciğim. Ama ben sanmıştım ki. Herkes burada işte. Tekrar hoş geldiniz hepiniz çocuklar. Hoş bulduk nene. Bahçeyi çok güzel hazırlamışsınız. Hadi şimdi de köfteleri yapalım. He? Aa şu şunlara baksana. Bahçeyi ne güzel süslediler. Şimdi de köfte yapacaklar kendilerine. Hem de bensiz bensiz. Bu durum bana hiç normal gelmiyor. Dur bakalım Bibi. Biraz daha bekleyelim. Ben seni unutmalarına inanamıyorum. Ben de inanamıyorum Şuşu. Oo, çocuklar, bakıyorum hepiniz gelmişsiniz. Evet dede, geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eksik kimse yok. Herkes burada değil mi? Belki şimdi fark ederler orada olmadığımı. Herkes tam merak etmedi. Harika. Madem köfteleri yapacaksınız, ben de hemen mangalı hazırlayayım. Şimdi herkes önce ellerini bir güzel yıkasın. Sonra bu kıymalardan tren köfte, parmak köfte ve misket köfte yapacağız. Ben tren köfteyi bir kere sizde yemiştim. Nefisti. Ben de çok severim. Ben de yemiştim. Pepe'nin nenesi çok güzel yapıyor. Böyle kıymayı eliyle uzatıyor. Tıpkı tren vagonları gibi oluyor. Anladım. Parmak köfte de böyle tıpkı parmağımız gibi ince uzun şekilli bir köfte. O da çok güzel. Bir kere Pepe'lerde yemiştim. Ama misket köftesini hiç görmedim. Herkes elini yıkadı mı bakalım? Evet. O zaman Pepe, Zeze, Bebe, siz tren köfte yapın bakalım. Bakın böyle elimizle sıkıp vagon vagon yapıyoruz. Tamam. Böyle mi? Evet, aferin size öyle. Çuf. Giderken yiyeceğiz bu treni. Tutu, Mimi, Şila gelin bakayım. Siz de parmak köfteleri yapın. Bakın böyle tıpkı birer parmak gibi olacaklar hepsi. Gördünüz mü? Harika. Böyle değil mi nene? Evet kızım, evet. İşte ben de yaptım. Keke, Dudu, ben de size yardım edeceğim. Biz de böyle yuvarlak küçük top gibi, bakın böyle misket köftesi yapacağız. Hadi. Aha, yaptım bile. Ben de yapıyorum bakın. Harika. Hadi bakalım, kolay gelsin. Hadi çabuk olun. Mangal köfteleri pişirmeye hazır. Sizi bekliyorum. Tamam dede. Sana bir önerim var Bibi. Çık bence karşılarına. Beni nasıl unutursunuz de. Evet, insan sevdiklerine karşı açık olmalı. Bunun seni ne kadar üzdüğünü söyle onlara. Yapabilir miyim? Yapmalısın. Onlar senin en sevdiğin arkadaşların. Şu an gerçekten unutulduğun için ne kadar üzülüyor olduğunu bilseler kendilerine çok kızarlardı bence. Biz nasıl Bibi'yi unuttuk diye onlar da çok üzülürlerdi. Doğru söylüyorsun Şuşu. Gidip söyleyeceğim onlara. Harika. Bibi şu anda bizi görse ne düşünür acaba? Nasıl yani? Pepe'nin ne dediğini duydun mu Şuşu? Evet duydum ama hiçbir şey anlamıyorum. Ben anlıyorum Şuşu. Beni unutmadılar. Beni şu anda burada olmamı istemiyorlar. Ve bu yüzden bilerek çağırmadılar işte. Dur bir saniye. Onun için hepimizin böyle sabahtan beri uğraşıyor olduğunu bilse bence çok mutlu olurdu. Siz çok iyi dostlarsınız çocuklar. Bibi onun doğum günü için bunca hazırlık yaptığınızı gördüğünde çok ama çok mutlu olacak. Doğum günü mü? Tabii ya, bugün benim doğum günüm. Gerçekten mi? Demek bunların hepsi senin için. Ben çok mutlu oldum Şuşu. Canım arkadaşlarım benim. Bibi. Sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz da. Sabahtan beri benim sevmediğiniz için çağırmadığınızı sanıyordum. Oysa siz bana doğum günü şaşırtısı hazırlıyormuşsunuz. Öyle mutluyum ki. Şaşırtı mı? Hayır, doğdun bizi. Ben de yaptım Bibi seni. Ha ha ha!
Bebe, ben Zulu'yu özledim. Biraz yanına gideceğim. Gelmek ister misin? Aa, tamam olmuş. Gelirim tabii. Zulu, güzel arkadaşım. Zulucuğum, biz geldik. Canım arkadaşım, ne yapıyorsun? Aa, Zulu gazete okuyor. Neler var gazetede Zulu? Eğlenceli haberler, oyunlar varmış. Ha, ne oldu Zulu? Hayvan sirki mi? Hayvan sirki nedir abi? Annem hiç güzel bir yer olmadığını söylemişti. Hayvan arkadaşlarımızın hapis edildiği bir yermiş galiba. Öyle mi Şuşu? Efendim Pepeciğim. Sirk nasıl bir yerdir? Orada neler yapılır? Normal sirklerde insanlar gösteriler yaparlar. Üstünde çok yüksekte yürürler. Tek tekerlekli bisikletle giderler. Ama bir de hayvan sirkleri vardır. Annenin seni götürmediği sirk sanırım hayvan sirki olmalı Pepe. Hayvan sirkinde gerçek hayvanlar zorla sahneye çıkartılıp izlemeye gelenlere bazı gösteriler yaparlar. Örneğin kaplanlar hoplar, zıplar, değişik hareketler yaparlar. Kocaman filler dans ederler. Maymunlar ateş yanan çemberlerin içerisinden geçerler. İstemeden mi yaparlar bunu? Evet bebe, istemeden yaparlar. Onları zorla eğiten insanlardan korktukları için ve mecbur kaldıkları için yaparlar. Ve bundan hiç hoşlanmazlar aslında. Ay, yazık onlara. Sirkçi insanlar o hayvanların özgürlüklerini alırlar. Ve bu gösterileri onlara zorla yaptırırlar. İnsanlar neden bu zavallı hayvanları izlemeye gidiyor ki? Hayvanları seven, onların orada zorla tutulduğunu, hapsedildiğini bilen insanlar gitmezler sirke Pepe. Bunu bilmeyen insanlar kendilerini eğlendirmek için giderler. Ama orada özgürlüğü alınmış bir hayvan zorla istemediği hareketleri yaparken izleyenler nasıl eğlenebilirler ki? Kimse sirke gitmesin. Kimse sirke gitmezse sirkçiler de bu işi yapmaktan vazgeçerler. Değil mi Şişi? Evet canım, kesinlikle öyle. Kimse izlemeye gitmezse hayvan sirki diye bir şey olmaz. Ve hayvanlar hapsedilmezler. Ben hayvanların hepsini çok seviyorum Şişi. Hiç bu hayvan arkadaşımız hapis olmasın. Aa, burada gazetedeki haberde sirk gelmiş ama kimse izlemeye gitmemiş. Sirkçi de hayvanları serbest bırakmış. Bu işi artık yapmayacağım. Kimse sirkçilik yapmasın. Ne güzel. Yaşasın özgür hayvanlar. Çok güzel bir habermiş bu Zulu. Hayvan sirklerine kimse gitmezse hayvan sirki diye bir şey kalmaz. Kimse hayvan sirki yapmaz. O zaman biz hiç sirke gitmeyeceğiz. Gidenlere de kızacağız. Gitmeyin, hayvanlara yazık diyeceğiz. Evet diyeceğiz. Hayvanlar bizim dostumuz. Aa Şişiu. Hadi hayvanlar bizim dostumuz şarkımızı söyleyelim. Hadi söyleyelim canım. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. La 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 la. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Güzel arkadaşım, seni gördüğüme çok mutlu oldum. Ama şimdi gitmemiz gerekiyor. Annemle kekelere gideceğiz ya. Aa doğru, biz yine geliriz Zulucuğum, hoşçakal. Anne biz geldik. Anne. Geldim. Kekeleri ne götürüyorsun? Kısır yapmıştım canım. Orada beraberce yeriz diye götüreyim dedim. Kısır bayılırım. Anne, ben Keke'yi, Bibi'yi, Zeze'yi, Dudu'yu, Mimi'yi hepsini çok seviyorum. Beni? Seni zaten çok seviyorum bebe. Evet,
Tamam. Abim beni sevmiyor diye çok korktum yani. Aslında öyle korkulacak bir şey değil de. Ha işte geldik. Keke biz geldik. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk Kekeciğim. Hoş bulduk Keke. Anne biz biraz bahçede oynayalım mı? Tamam canım. Oyuncaklarımla oynamak ister misiniz? Evet. Çok isteriz. Evet. Aa, ne kadar oyuncaklar bunlar Kiki. Evet, bunlar benim hayvan dostlarım. Aa. Hadi bir oyun kuralım bu güzel hayvanlara. Tamam, nasıl bir oyun kursak? Burası sirk olsun. Ay, biz sirkleri hiç sevmeyiz. Hiç de gitmeyiz. Gideni de sevmeyiz. Evet, hayvanlar orada pis oluyorlar. Özgür olamıyorlar, yazık. Evet, aslında sirkleri ben de hiç sevmem. Hiç de sirke gitmedim. Ama bu oyunu çok seviyorum. Çünkü bu oyunda hayvanları sirkten kurtarıyoruz. Ben bu oyunu bayıldım. Evet, onları sirkten kurtarıp ama özgür bırakalım. Hadi. Tamam, şimdi birisi sirkçi olmalı. Kim olacak? Tamam, ilk ben olayım sirkçi. Biz de hayvan kurtarıcı olalım abi. Hadi. Hadi kendimize giysi yapalım. Çok komik oldu. Şimdi hayvanlar yukarıda hapis, tamam mı? Sirkçi onları hapsetmiş. O zaman ben burada durayım. Kimse hayvanlarımı alamaz. Onları hapis ettim ben. Gösteri yapıp para kazanacağım. Şimdi gördün mü? Hayvanlar yukarıda. Evet gördüm. Nasıl kurtaracağız onları? Bir plan kurmalıyız. Sen gidip sirkçiyi oyala. Oradan uzaklaştır. Siz gidince ben de yukarı çıkıp bütün hayvanları oradan kaçıracağım. Tamam, harika. Merhaba sirkçi. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Hayvanlar kaçmasın diye burada bekliyorum. Gelsene biraz bölümüne şöyle. Yorulmuş dondur. Sana ayran koyayım da iç. Ayran şurada gel. Aa tamam. Ayranı çok severim ben. Al bakalım. Uzaklaştırdım abi. Hadi kurtar hayvanları. Tamam tamam geliyorum. Güzelmiş değil mi ayran? Evet çok güzelmiş. Bir tane daha versene. Hadi kaçın gidin ormanınıza. Özgürce yaşayın koşun. Kurtarıyoruz sizi bu sirkçiden. Kaçın kaçın. Aa, hayvanlar kaçıyor hayvanlar kaçıyor. Toplayın hayvanları kaçıyorlar kaçıyorlar. Bunlar tamam mı? Burada uyusunlar yatıralım. Tamam olur. Uyumak onları dinlendiririm. Ay çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Hayvanları da kurtardık. Ya kimse hayvanları hapsetmesin. Evet ya hapsetmesin. Onlar bizim dostumuz. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Hayvanlar bizim dostumuzdur. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. La 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 la. La 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 la. Onlara dost gibi davranmak gerek. Onlara dost gibi davranmak gerek. Maymuş, güzel arkadaşımız bizim. Evet işte güzel arkadaşımız Maymuş gelmiş. Sen Keke ile tanışmış mıydın Maymuş? No no. Merhaba ben Keke. Aa Maymuş, Keke ile tanışmayacak mısın? No. No no no. Ama Keke hayvanları çok seven bir arkadaşımız. Değil mi Keke? Evet ben bütün hayvanları çok severim Maymuş. Aa Maymuş başka bir şey kırptı galiba. Değil mi Maymuş?
olmuş. Nedir peki? Anladım. Ona sarılmadık diye düşmüş. Ben de memnun oldum anne. Şila. Tuttum. Pepe. Tuttum. Hadi at Pepe. Çok sıcak oldu Şila. Evet, ben de çok sıcakladım. Niye bu kadar sıcak oldu ki? Şuşu. Efendim Şila. Biz neden bu kadar sıcakladık? Evet Şuşu, neden? Çünkü en sıcak mevsim olan yaz mevsimi başladı çocuklar. Ben yazı çok severim. Yazın güneş bizi çok ısıtır. Bu yüzden uzun süre güneşte kalmamalıyız. Güneşten korunmak için şapka, gözlük takmalıyız. Benim en azından şapkam var. Benim yok. Uzun süre güneşte kalırsak güneş tenimizi yakar. Bu yüzden gölge olan yerlerde oynarsanız daha iyi olur çocuklar. Gölge mi? Neresi gölge ki? Örneğin şu ağacın altı gölge Şila. Bak, bu ağacın gölgesi. Bu da benim gölgem, bak. Benim gölgem de burada. Evet, gölge. Güneş kadar sıcak değil. Evet. Gölge üzerimdeki sıcaklıkları aldı. Sanki yanmıştım. Buraya geçince söndüm. Hadi ne oynayalım? Bir oyun uydurdum Şila. Ben bir güneşe, bir gölgeye geçeceğim. Sen de güneşteyken yandım, gölgedeyken söndün diyeceksin. Şaşırırsan sıra bana geçer. Tamam, hadi. Yandın, söndün, yandın, söndün, yandın. Ben yandım galiba. Ben de çok sevdim. Hadi şu o zaman Şile'ye yaz şarkımızı söyleyelim. Tamam. Yaz, yaz, yaz geldi. Yaz, yaz, yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Yazın hava çok sıcak. Güneş çok ısıtacak. Pepe yanmamak için gölgede dolaşacak. Yaz, yaz, yaz geldi. Yaz, yaz, yaz geldi. Pepe yanmamak için gölgede dolaşacak. Yaz, 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 yaz geldi. Yaz, 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 yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Hala çok sıcak. Çocuklar. Size serinleyeceğiniz küçük bir şaşırtı yaptım. Çok yaşa anne. Yaşasın. Mayolarınızı giydireyim size, hadi gelin. Yakalayacağım seni Şila. Ve beni yakalayamaz bir kere. Güzel işte, serinledin Pepe. Evet, su çok güzel. Bak Şila, nasıl yüzeceğim şimdi. Cıp 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 Sen uyuyordun bebe. Ama uyandım. Gel kardeşim, sen de yüz bizimle. Tamam. Cip 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 Çocuklar. Dede. Hoş geldin dede. Hoş bulduk kızım. Dede bak nasıl yüzüyorum. Cip 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 cip. Hava çok sıcak ya. Biz de suyla oynuyoruz dede. Sırayla yüzüyoruz. Bu kadar küçük bir havuzun içinde yüzmek çok zor. Evet, zor ama yapabiliyorum bak dede. Cip 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 cip. Minik kelebeğim, aferin sana. Ben de size denize gidelim diyecektim. Denize mi? Denize bayılırım. Hadi dede, hadi ne olur gidelim, ne olur. Hem
size orada biraz kolluksuz, simitsiz yüzmeyi de öğretebilirim. Aa, ayaklarımız yere değmeden senin gibi suyun üzerinde yüzmeyi mi yani? Evet Peppa. Artık üçünüz de gerçekten yüzebilirsiniz. Ama bunun için çok çalışmanız, öğrenmek için çaba göstermeniz gerekir. Tamam, çaba nerede ben göstereceğim. Söz dedi. Çaba demek çok çalışmak demek bebe. Çok çalışmadım ha. Peki annenleri de çağıralım o zaman. Anne. Efendim Pepe. Kızım hadi hazırlanın da denize gidelim. Biraz serinleyelim. Hem de şu keratalara biraz yüzme öğretmeye başlayalım. Yaşasın, denize gidiyoruz. Aa, çok güzel, iyi düşünmüşsün çok... baba. Hemen toparlanıp geliyorum. Beni de götüreceksin değil mi hayatım? Sensiz olur mu başımın tacı? Tabii ki. Gel de yardım et toparlanmamıza yakışıklı. Nenem yakışıklım dedi. Evet. Yüzme öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Ben de. Hadi bakalım. Uçuyoruz. İşte geldim. Yaşasın. Ne güzel mavi mavi denize bak Şila. Evet çok güzel. İyi biraz soğuk. Çok sıcaklamıştım, iyi geldi soğuk. Oh, vallahi çok iyi geldi serin serin. Aa, nenem ne güzel yüzüyor. Evet balık gibi. Nene, orada ayakların yere değiyor mu? Hayır Pepeciğim, değmiyor. Siz de yüzme öğrendiğinizde. Anneme bak. Teyze ne güzel yüzüyorsun. Eğer sıkılmadan çalışır çabalarsanız siz de bizim gibi yüzebilirsiniz. Evet dede, evet istiyorum. Ben de annemler gibi yüzmek istiyorum. Ben de. Tamam o zaman. Şimdi size sırayla yüzme öğreteceğim. Bilmenizi istediğim çok önemli bir şey var. Nedir dede? Tam olarak yüzmeyi öğrenmeden kesinlikle derine gitmeyeceksiniz. Derin ne dede? Ha. Durun burada, beni izleyin. Bakın, denize doğru gittikçe su derinleşiyor. Burası epey derin bir yer. Şimdi size doğru yürüyorum. Su gittikçe sığlaşıyor. Buralarsa sığ. Derin, sığ. Derin, sığ. Yüzmeyi öğrenmeden derinlere gitmeyeceğiz, tamam dede? Anlaştık. Hadi öğrenelim yüzmeyi. Tamam, sırayla size bazı hareketler ve antrenmanlar yaptıracağım. Bugün öğrenebilir miyiz dede? Bir günde yüzme öğrenilmez Peppa. Her gün sizinle buraya gelip çalışacağız. Çok gün mü? Evet bebe, çok gün çalışmanız gerekiyor. Ama bir kere öğrenince bir daha hiç unutmayacaksınız. Tamam, hadi başlayalım dede. Günlerce çalıştı Pepe yüzmeyi öğrenmeye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. Günlerce çalıştı Pepe yüzmeyi öğrenmeye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. Bugün yüzme derslerindeki üstün başarılarıyla sizlere bir yüzme gösterisi yapacak olan Deniz Yıldızları takımı. Harikasınız. Bravo size. Aferin size çocuklar. Hadi bakalım. Ve şimdi size nasıl güzel yüzebildiklerini gösterecekler. 3-2 atlayın çocuklar. 1-2 Neler oluyor? Çocuklar,
Ben günlerdir size böyle mi yüzme öğrettim? Evet dedi. Allah Allah. Ya olur mu? Hani çalıştınız ya hepiniz. Balık gibi yüzüyordunuz ya. Sana şaka yaptık dedi. Evet, işte böyle. Aferin. Harika yüzüyorlar. Olsun bebe, al onu. Tamam, aldım. Böyle geri çekip bıraktım. Bebeciğim, biraz daha fazla geri çekmelisin. Bir de üstünü bastırarak geri çek. Tamam, çekiyorum. Bıraktım. Yaptım. Yaparsın tabii bebe. Aferin kardeşime. Hadi bir daha, bir daha. Yakala. Ay, ne yakalayamadım. Olsun. Geliyor abi. Yakaladım. Hadi biraz da bebeklik oynayalım. Tamam, hadi. Sarı saçlı bebiş. Abi. Efendim bebe. Abi, bu kara bebiş niye kara bebiş? Aa şey, sanırım onu yapan abiler ablalar kara olmasını istemiş, öyle yapmışlar bebe. Bu bebişin de saçlarını sarı yapmışlar. Şilin'in saçı da siyah. Kızıl saçlı kızlar da vardır değil mi abiş? Vardır tabii bebe. İnsanlar değişik değişiktir. Evet, bebekler de değişik değişik. Aferin size çocuklar. Çok doğru. İnsanlar birbirinden değişik değişik özelliklere sahiplerdir. Ve bu çok normaldir. Çiçekler de birbirinden değişik değişik bir sürüdür. Hepsi aynı olsa sıkıcı olurdu. Evet bebeciğim. Abiş, bu bebeğin gözü açılmıyor. Ver bakayım. Oldu mu? Yok, olmadı bebe. Aa, tamam olsun Pepe. Böyle de güzel. Ben bebeğimi böyle de seviyorum. Aa bebe, bu bebeğin de bacağı yok kardeşim. Aa, biliyorum abiş. Onun bacağı kırıldı. E getir takalım. Takılmıyor Pepe, kırıldı. Ama o da benim çok sevdiğim bebeğim. Ben bacağı olmasa da onu çok seviyorum Pepe. Bence de çok tatlı bir bebek bu bebe. Hadi oynayalım. Merhaba kara bebiş. Merhaba sarı saçlı bebiş. Merhaba, merhaba. Çay içer misiniz acaba? İçeriz tabii, içeriz. Alın alın, lütfen afiyet olsun. Oh, çok güzelmiş. Hadi dışarı çıkalım, yakalamacık oynayalım. Ah, hadi. Tamam, yakalamacılama yerim. Pepe. Efendim bebe. Bu sarı saçlı bebek nasıl yakalamacık oynayacak? Gelir işte bebe. Bahçede oynayacağız ama sus. Ama bir ayağı yok ya, nasıl yakalayacak? Aa, anladım. Tamam, buldum bebe, bekle. Evet. Bak bebe. Aha abiş. Artık bu bebek de istediği yere hareket edebilir. Yakalamacılık oynayabilir yani. Yedi bebek, gerekli bebek.
harikasın Pepe. Şuşu, bebeklerle beraber bir şarkı söyleyelim mi? Ben de. Tamam, hadi söyleyelim. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Soruyorum sana, farklı mısın söyle bana. Evet. Peki nedir senin farkın? Kaşım, gözüm, kolum, boyum, postum, sesim, duruşum. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Soruyorum sana, farklı mısın söyle bana. Evet. Herkes farklıdır. Kaşım, gözüm, kolum, bacağım, boyum, postum, sesim, duruşum. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Söylemeye bayılırım. Ben de. Farklı tam olarak ne demek? Nasıl anlatsam? Bakın bakalım burada farklı olan top hangisi? İşte şu sarı yeşil olan. Doğru. Bu top diğerlerinden renk olarak farklı. Peki burada farklı olan hangisi sizce? Şu kocamanından farklı. Evet doğru. Bu kalem diğerlerinden büyüklük olarak farklı. Peki ya bunlardan hangisi farklı? Bunların hepsi aynı. Çok küçük bir fark var Pepe, dikkatli bak. Evet, kanadının şekli farklı. Evet, yani farklı demek bir özelliğinin diğerlerinden değişik olması demektir. Farklı demek değişik demek yani. Ben değişik şeylere bayılırım. Evet, ben de farklı şeyleri seviyorum. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Soruyorum sana, farklı mısın söyle bana. Evet. Peki nedir senin farkın? Kaşım, gözüm, kolum, bacağım, boyum, postum, sesim, duruşum. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Soruyorum sana, farklı mısın söyle bana. Evet. Herkes farklıdır aslında. Kaşım, gözüm, kolum, bacağım, boyum, postum, sesim, farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Hadi bebe, şimdi etrafımızdaki değişik yani farklı şeyleri bulalım. Tamam. Bak şu ağaçlara. Hepsi aynı aslında ama renkleri farklı bebe. Evet Pepe. Hepsi de birbirinden çocuklar, güzel. Çocuklar, size kurabiye yaptım. Gelsiniz. Yani bayılırım.
senin gözlüğün yok. Benim gözlüğüm yok. Nenemin gözlüğü var. Evet. Benim gözlerim sizden farklı. Yaşasın farklılıklar.